vermiştik. Karı özlediniz mi bilmiyorum. Şimdi hepsini konuşacağız. Stüdyoda konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Doktor Ozan Mert Göktürk bizimle beraber. Hoş geldiniz. Aslında tabii ki sizi çok da yakından takip ediyoruz havanın delisi olarak. Bu ilgi nasıl başladı? Ben bunu merak ediyorum. Buradan soracağım. Sonra tabii ki klasik soru. Sizin de çok sıkıldınız. Kar ne zaman gelecek sorusu gelecek peşinden. Vallahi bu ilginin ne zaman başladığını ben de çok hatırlamıyorum. Yani kendimi bildim bileli çocukluğumdan beri var. Yani benim gibi birçok insanın da böyle olduğunu duyuyorum. Ve bu internetin işte bu kadar gelişmesiyle ve bize bir araya getirmesiyle işte böyle hava delileri diye gruplar oluşturduk. Daha sonra başlayanlar da var tabii. Ama ben kendimi bildim bileli işte yağmur, kar, sis ne olursa olsun. Ya bir mikrofonumuzda teknik bir arıza olmuş. Onun bir düzelmesi için arkadaşlarımız mikrofonumuzda sesle ilgili sıkıntıyı gidermek adına onu gidereceklerdir. Ben birazcık aslında sizin projelerinizden de bahsedebilirim. Çünkü bir YouTube kanalınız var. O YouTube kanalında çok güzel hava tahminlerinde bulunuyorsunuz. 2017 yılında bu böyle tahminler vardı. 2016-2015'te vardı ama şimdi tabii ki biz de merak ediyoruz. Çünkü 2017 yılında birazcık son dönemlerinde bu yorumların azaldığını gördük. Bunların daha fazla yapmanızı rica edeceğiz. Ya aslında ya işin bu kısmı biz tabii biraz gönüllü olarak yapıyoruz. Yani benim üniversitedeki görevim var, ders veriyorum, araştırma projelerim var. Yani işin bu kısmı biraz medyaya yönelik kısmı gönüllü olarak ve zaman buldukça yaptığımız şeyler. Hani o yüzden bir süreklilik beklenmemesini de rica ediyoruz takipçilerden. Öyle söylüyoruz zaten. Vaktimiz oldukça yapıyoruz. Biraz da tabii hani daha soğuk ve karlı kışlarda daha fazla motivasyon buluyoruz. Çünkü hani biz daha çok öyle zamanlar hoşumuza gidiyor. Öyle zamanlardan hoşlanıyoruz. Daha soğuk ve karlı olduğu zaman daha fazla motivasyon bulup video çekiyoruz ya da işte daha fazla yorum yapıyoruz. Ama böyle havaların daha yumuşak gittiği, daha yağmurlu gittiği, fazla karkış olmayan kışlarda yorumlarımız biraz azalıyor. O yüzden hani takipçilerimizden de bizi mazur görmelerini bekliyoruz. Tabii ki şimdi ben de takip ettiğim için oradan da merak ettim. Uzun zamandır paylaşım yapmadınız. Çünkü aranızdaki konuşmalarınız da çok hoş oluyor. Evet. Özellikle soğuk havayı seviyoruz, kışı karı seviyoruz dediniz. Neden? Valla işte bilmiyoruz. Yani hani bunun cevabını bilsek, tabii herkes de bizim gibi değil. Yani hani bizim... Evet, mesela ben. Evet, sizin gibilere kendi aramızda ılıkçı diyoruz. Hani ılık havayı sevenler tabir etmek üzere kullandığımız bir terim. Biz de soğukçu oluyoruz. Niye böyle bir fark var? Hani niye bazı insanlar daha çok ılık havalardan hoşlanıyor kışın? Niye bazıları daha çok kar kış seviyor? Açıkçası bilmiyoruz. Ama böyle bir fark var. Biz de hani... Ama genelde şöyle oluyor, bu soğuk ve karlı kışları seven insanlar bu hava olaylarına daha fazla ilgi duyan insanlar oluyor. Hava olaylarına ilgi duymayanlar daha çok hani havaların iyi gitmesini isteyenler, yağmur kar yağmasını isteyenler oluyor. Şimdi kardan kıştan bahsetmişken kullandığınız iki kavram var aslında sizin adlandırdığınız diyebilirim değil mi? Godzilla ile Kuşzilla'ydı galiba. Evet, şimdi... Hani çok sert, çok soğuk, çok karlı bir hava sistemi geliyordu geçen kış hatırlarsınız. Evet. Ocak ayının başında böyle çok fazla kar yağdıran bir hava kütlesi geldi. Ona Godzilla dedik. Hani her yeri çok etkileyecek, işte hayatı durduracak, hani öyle bir çağrışım yapsın diye. Sistem kuşa döndü diyoruz. Eğer kar geliyor gibi gözüküyorsa ama gelmiyorsa, onun için de ona Kuşzilla adını verdik. Hani ondan sonra gelen bir karlı hava kütlesi vardı. Fakat önceki kadar etkili olmadı. O yüzden de Kuşzilla demeye karar verdik. Yani bu ya kendi aramızdaki şakalar aslında daha çok. İlgiyi de arttırıyor bence. Tabii yani bu olaylarla ilgilenen insanların ilgisini arttırıyor. Yani böyle iyi vakit geçirmeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Bu bir hobi. Ama aslında tabii şu iyi yanı var. Ben bu blogu yazmaya başladıktan sonra ve Facebook sayfasını açtıktan sonra Türkiye'de birçok insanın aslında bu işe meraklı olduğunu gördüm. Ve bu meraklı olan insanların aslında büyük çoğunluğu
hani bu konuda hiçbir eğitim almamış, meteoroloji ya da iklim bilim konusunda hiçbir eğitim almamış. Daha çok hani benim gibi bu böyle çocukluktan getirdikleri ilgilerini takip edip kendi kendilerini yetiştirmiş insanlar bu internet çıktıktan sonra. O yüzden de aslında çok değerli buluyorum bu yaptığım işi. Çünkü bir sürü arkadaşım oldu. Hani böyle ortak ilgi alanlarımızın olduğu alanımız oldu. Bir süperlik de yapmadınız mı? Ha, süperlikten kasıt. Ya bu çok kasıt, güzel gerçekten. Kasıt şu, tabii biz hava tahminine meraklıyız evet. aslında. Yani hava her ne kadar bu konuda bilim ve teknoloji çok ilerlediyse de mesela 3 gün sonrasının havasını tam olarak bilmenize hala imkan yok. Hı hı. İşte şu gün şu saatte hava tam olarak nasıl olacak bunu bilmenize imkan yok. O yüzden de hani kendi aramızda böyle bir rekabet olsun ve yine iyi vakit geçirelim diye. Böyle bir hava tahmin ligi düzenliyoruz. İşte birbirimize goller atıyoruz. Kim daha iyi tahmin ederse o gol atmış oluyor herkes falan. Herkes katılabiliyor mu? Tabii ya, isteyen herkes katılabiliyor. Ya tabii ki en ilgili insanlar daha çok katılıyorlar. Çünkü onların ilgisini çekiyor ve onlar hani böyle bir süreklilik sağlayabiliyorlar. O yüzden hani bunların üzerinden bakın şimdi mesela yağmur yağıyor gözüküyor değil mi? Evet. Arada sanki hafif kar taneleri de var. Belki işte izleyicilerimiz görmüyor olabilir ama işte yani bizim gibi insanlar böyle insanlar. Hani aradaki kar tanelerini seçebilen filan işte görebilen. Hani bunlara çok ilgi gösteren. Anlatabiliyor muyum? İstanbul'da canlı görüntüleri biz de ekrana getirdik sevgili seyirciler. Yağmur var. Şimdi ben birazcık hava durumundan sormak istiyorum. Tabii ki merak ettiğim çok şey var. Ama birincisi yayına 2-3 gün önce yayına girdim, çıktım ve kış gelmişti. Evet. Bu kadar hızlı bir şekilde kış geldi ve yağmur da dinmek bilmiyor. Evet. Önümüzdeki günlerde nasıl? Önümüzdeki günlerde tekrar düzelecek. Şimdi biz mesela mevsimlik tahmin yapıyoruz. Mevsimlik tahmin yaparken kışın genel karakterini söylüyoruz. Yani hani öyle 3-5 gün yağmur yağabilir ya da hava soğuk olabilir. Ama o kış genelde normalden yani uzun yıllar ortalamasından daha ılık ya da daha soğuk olacaksa baştan bunu söylüyoruz. Yoksa işte arada kaç gün yağmur yağacak, kar yağacak bunu söyleme imkanı yok. O yüzden de yani böyle genelde aslında havaların iyi gittiği, şu ana kadar bu havaların aslında iyi gittiği bir kış. Kesinlikle çünkü kış daha 3 gün öncesinde havalar soğudu. Aynen öyle. Şimdi soğudu. Yine bu hafta içi mesela yine hava tekrar iyi olacak. Yeni yıla girerken aslında insan kar da görmek istiyor. Evet. Ya şu anda öyle bir beklentimiz yok kıyı bölgeler için. Ama mesela bugün iç bölgelerde kar olacak. Öyle söyleyeyim. Trakya'da da başladı zannediyorum. Trakya'da da var evet. Şu anda ya İstanbul'da da yüksek semtlerde hani karla karışık yağmur ya da sulu kar olabilir. Ama hani etki bakımından yağmurdan bir farkı olmayacaktır. Hani şu anda İstanbul'da öyle etki yapacak. Aa işte kar yağdı. Herkesin kar yağdı diyeceği bir durum beklemiyoruz. Hani bizim gibiler daha çok işte sulu kar yağıyor falan diye sevinebilir ama hani çok bizim gibiler de yağmur diyecekler. Evet sizin gibiler de yağmur diyecekler. Ya siz sevineceksiniz işte çok kar yağmadı falan işte atıştırdı geçti diye. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bugüne geldiğimizde ılık bir kış geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de mi böyle devam edecek? Yoksa yine Mart'a, Nisan'a kadar uzayan bir kış sürecimiz, soğuk havalar olacak mı? Valla şöyle söyleyeyim. Yani hava ve iklim tahmininde en zor sorulardan biri budur. Yani 3-4 ay sonrasını ya da hatta 1-2 ay sonrasını bile bilmek şu anda hani sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük bir bilimsel problem. Ve bunu bilim insanları, bu konuda araştırmalar yapan insanlar çözmeye çalışıyorlar. Fakat hala çok zor bir problem. Onun için ben size şimdi desem ki işte Mart'a Nisan'a kadar bu kış uzayacak, işte o zamanlarda da kar yağacak ya da çok soğuk olacak. Bu tutma olasılığı, isabet olasılığı çok düşük bir tahmin oluyor. Yani tutabilir de tutmayabilir de öyle söyleyeyim ben size. Ama tabii ki mesela Mart ayında da Nisan ayında da birkaç gün ya da biraz daha fazla çok soğuk günler olabilir. Kar da yağabilir. Ama bu kışın genel karakterinden bahsediyorsak bu kışın geçen kışa nazaran mesela geçen kış çok soğuk bir kıştı. Evet. Çok fazla işte doğalgaz sarfiyatı oldu mesela. Geçen kışa nazaran genel karakter olarak ılık olacağını düşünüyoruz. Normallerin üzerinde sıcaklıklara geçeceğini düşünüyoruz. Hani öyle söyleyeyim. Ilıktan kasıt yoksa işte her gün 20 derece olacak işte güneşli olacak demek değil. Çok korkutucu soğuklar olmayacak diyebiliriz. En azından evet en azından uzun süreli soğuklar beklemiyoruz bu kış. Okullar tatil olmayacak mı şimdi arkadaşlar? Yok hayır yani mesela iki gün yine işte bunu kastediyorum aslında. Hani mevsimlik tahmin yaparken arada eğer 2 gün çok şiddetli bir kar yağışı olacaksa sonra o kar eriyip gidecekse bunu 1-2 ay önceden söyleme imkanı yok. Dünyanın hiçbir yerinde de yok. Yani özellikle hani bu konuyla ilgilenmeyen izleyicilerimizin
bunu anlaması lazım. Hani bu şunun gibi bir şey. Hani bu bilimden bunu beklememek gerekiyor. Nasıl ki herkesin bugün işte uçağı yok, özel uçağı yok ya da işte uçan arabaları yok. Değil mi? Sonuçta mühendislikten, teknolojiden henüz bunu bekleyemiyoruz. O noktada değiliz. Meteorolojiden, iklim biliminden de henüz işte 3-4 gün, 3-4 ay sonrası için ya da 1-2 ay sonrası için nokta atış diyoruz biz ona. Nokta atış işte şu günlerde kar yağacak, işte şu hafta hava çok soğuk olacak. Bunu bilmesini beklemesin bu işi takip eden insanlar. Öyle size söylüyorum. Size böyle çok mu soru geliyor? Tabii birazcık çok soru geliyor. Sistemli gördüm. Evet evet sizi. Yani şimdi şöyle işte bunun için mi okudun filan diyorlar. Hani bilemeyeceksen bilemeyeceksiniz 3-4 ay sonrasında ne evet. O zaman? Ya bilemeyeceksen işte niye yorum yapıyorsun filan ama hani böyle değil. Anlatabiliyor muyum? Dünyanın her yerinde bu iş zor bir iş ve sürekli geliştirilmeye çalışılan bir alan. O yüzden de biz de elimizden geleni yapıyoruz. En kısa tahmin söyleyeyim. Süresi nedir? Mesela yarını ama bilebilir tabii misiniz? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Yarını en büyük, en yüksek isabet oranıyla tahmin edebiliyoruz. Ondan sonraki gün biraz daha düşüyor. Ondan sonraki gün biraz daha düşüyor. Yani zaman uzadıkça, süre uzadıkça, tahmin süresi uzadıkça isabet oranı da aynı oranda azalıyor ne yazık ki. Türkiye'ye baktığımız zaman bu kışın bu kadar birazcık daha geçen seneye göre evet. ılık geçeceğini söylüyoruz değil mi evet. Türkiye geneli? Şu ana kadar da zaten öyle. Aha. Eskiden aslında bir de şöyle söylentiler de vardı. Bu kış çok sert geçti. Hiç böyle kış görmedim diye. Ama biz 72-73 yılının görüntülerini de getiriyoruz. İstanbul'a evet. da bakıyoruz. Boğaz'ın donduğu günleri de görüyoruz aslında geçmişe baktığımızda. Evet, çok bu anlamda geçmiş, daha ılık da ilerlediğini söyleyebiliriz. Evet tabii yani şimdi şöyle işte aslında buna da iklimin doğal değişkenliği diyoruz biz. Yani şimdi insanların şöyle bir algısı oluyor. İşte mevsim normallerinden düşük ya da yüksek sıcaklıklar. Aslında mevsim normali denen bir şey yok. O sadece matematiksel bir tanım. Yani işte 1972 kışı, 73 kışı her neyse sert geçmiş. İşte geçen kış sert geçti. Böyle sert geçen kışlar da oluyor. Gayet yumuşak geçen kışlar da oluyor. Aslında bu doğal bir döngü. Sürekli işte bazı kışlar birbirini tekrar ediyor. İşte 2-3 kış üst üste sert oluyor ya da 2-3 kış üst üste yumuşak oluyor. Bunun bazı iklimsel sebepleri var. Yani aslında bunlar doğal şeyler. Yani çok serin bir yaz görmek, görme olasılığı düşük. Ama çok soğuk bir kış görme ya da çok ılık bir kış görme olasılığı daha yüksek. Daha olağan bunlar. Anlatabiliyor evet. muyum? Hani bunları gördüğümüz zaman çok şaşırmayalım. Ama tabii ki illaki işte 5-10 yıl üst üste çok ılık kışlar görüyorsanız mesela bunun ileride işte olacağını söylüyoruz. Çünkü bu küresel ısınmadan ötürü. İşte belki şimdi bu yıllarda işte 10-20 yıl içinde değil ama mesela yapılan bilimsel projeksiyonlara, tahminlere göre 2050 yılından sonra kışlar çok çok yumuşayacak. Yani bu ne demek? Şimdi 10 kıştan ikisinde, üçünde İstanbul'da çok yoğun kar yağışı oluyorsa 2050 yılından sonra sadece birinde olacak ya da hiç olmayacak. İşte 15-20 yılda bir olacak bu. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani bir de iklim değişikliğine bağlı olarak yazın da aslında ben artık yazları çok farklı yaşadığımızı düşünüyorum. Her an daha çok tropikal bir iklime mi giriyoruz? Neler oluyor? Ha, evet yani şimdi tabii tropikal iklim bilimsel tanım olarak söylerseniz hani bu çok doğru bir tanım olmaz tabii ki ama hani sizin ne kastettiğinizi anlıyorum. Çok daha sıcak olmaya başladı yazlar. Bu böyle devam edecek. Bu işte bu küresel iklim değişiminin, küresel ısınmanın en belirgin etkilerinden ve doğrudan sonuçlarından birisi. Artık yazlar çok sıcak geçiyor. Yazlar çok sıcak geçtiği için atmosferde çok fazla enerji de var. Çünkü ısı enerjisi bu atmosferdeki şiddetli hava olaylarını en fazla tetikleyen şey. O yüzden de işte mesela geçen yaz çok şiddetli hava olayları yaşadık. Çok şiddetli. Küçük hortumlar diyebiliyor muyuz? Tabii söyleyebiliyoruz. Elbette hani bunlar eskiden olmuyor değildi. Yine oluyordu ama sıklığı artıyor. Sıklığı ve şiddeti artıyor. Bunu da yine doğrudan olmasa da küresel ısınmaya, küresel iklim değişikliğine bağlıyoruz. Ama bu da yanlış anlaşılmasın. Mesela İstanbul'da ya da işte Türkiye'nin başka bir yerinde bundan 100 yıl önce de hortumlar çok büyük dolu yağışları görülüyordu. Evet. Ama şu anda bunun olasılığının ve sıklığının artacağını söylüyoruz. Yani her gördüğümüz olay işte iklim değişiminden dolayı, küresel ısınmadan dolayı oldu demememiz lazım. Ama bilmemiz lazım ki bu işlerin sıklığı artıyor bundan ötürü.
Bu da bizim aslında çantamızda ya da arabamızda olmazsa olmazları da değiştiriyor. Mesela artık hepimiz bir yağmur çizmesi ya da bir yağmurluk almamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yok yani şimdi şöyle. Şemsiyeler fayda etmiyor bazen. Tabii ki yani şimdi yapmamız gereken her zaman hava durumunu, hava tahminlerini güvenilir kaynaklardan takip etmek. Hı hı. Yani, ben bunu başka ortamlarda da söylüyorum. Türkiye'de ne olursa olsun hani tahminlerini her zaman çok beğenmesek bile en güvenilir kaynak Devlet Meteoroloji İşleri'dir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'dür. Şimdi biz bu işi gönüllü yapıyoruz, ediyoruz. Başka gönüllü yapanlar da var ama sonuçta biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Yani elbette zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlarla işte karşılıklı görüş alışverişi içerisinde de yapıyoruz. Ama bu işi sürekli olarak yapanlar onlar. O yüzden hani işte İstanbul'da çok kar yağacakmış, işte İstanbul'da acayip dolu yağacakmış, efendim hortum olacakmış gibi başka kaynaklardan duyulan şeyleri mutlaka Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından teyit etmesi lazım vatandaşlarımızın. Bunu özellikle vurgulamak evet, istiyorum. Yani yanlış kaynaklardan evet. bilgi almasın. Mesela işte daha işte dün berbere gittim mesela. Orada berber muhabbeti önemli bir muhabbettir evet. biliyorsunuz. İşte orada çünkü orada gerçekten halk arasında ne konuşuluyor onu duyarsınız. Ya işte İstanbul'da kar yağacakmış diye işte cep telefonundan bakıyor birisi falan. Ben de hiç girmedim konuşmaya ama hani orada yine bir yanlış yönlendirme var. Çünkü işte meteoroloji böyle dedi diye nereden duyulduğu belli olmayan bir takım işte rivayetleri hava tahmini olarak sunuyorlar. Çok da haber niteliği olduğu için ve çok da evet, o haber aynen öyle. Tırnak içinde tıklanacağı için aslında çünkü İstanbul'da kar yağınca olay evet. oluyor her seferinde. O yüzden aynen. de yapılıyor bu tarz haberler. Evet. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Elbette aynen öyle. Yani o yüzden hani bunları en azından tabii ki hani bunların doğruluk payı da olabilir. Ama mutlaka teyit etmek gerekiyor. Hani bizden, hava delisinden ya da işte... Ama en önemlisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Çünkü biz de bu işin sürekliliğini sağlamıyoruz. Zaten diğer arkadaşlarım hani bana yardımcı olanlar, birlikte iş yaptığımız, hobi olarak bu işi yapan insanlar vakit buldukça yapıyorlar. Ben de öyle yapıyorum. Çünkü ben de sonuçta akademisyenim. Evet, hani bu işi sürekli yapmıyorum. O yüzden Meteoroloji Genel Müdürlüğü her zaman... teyit etme bakımından en güvenilir kaynaktır öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Göktürk anlattıklarınızdan dolayı. Tabii ki sevgili seyirciler Hava Delisi'ni takip edip bu Süper Lig'e de katılabilirsiniz. Hava tahminlerinde de bulunabilirsiniz. Şöyle noktalamak istiyoruz bugün programı. Yarın yeniden birlikte olacağız ama tabii havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun diyerek noktalayalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.